Hayat Sağlıklı Güzel'de şimdi de ekip arkadaşlarımızın sizler için hazırladığı görüntüleri izliyoruz. Obezite ve diyabet çağımızın en çok görülen hastalıklarından ikisi. Bazen ikisi birlikte de aynı kişide olabiliyor. Çünkü obezite kendisi diyabete neden olan bir hastalık. Obezite sadece diyabete değil, bunun dışında hipertansiyon, çeşitli kalp akciğer rahatsızlıkları, polikistik over, kolesterol yüksekliği, trigliserit yüksekliği, uyku apnesi, eklem rahatsızlıkları gibi, cilt bozuklukları gibi birçok hastalar neden olan bir hastalık. Biz de 12 yıldan beri obezitenin cerrahi tedavisiyle ilgilenmekteyiz. Obezite fazla kalori alımı sonrası vücutta anormal bir yağ birikimi olarak adlandırılabilir. Ve bununla mücadele etmek de bireysel bazda bazen yetersiz kalabiliyor. Biz doktorlar olarak obeziteyle mücadeleyi ilk önce medikal tedavi olarak düzenliyoruz. Yani kişilerin diyetle, egzersizle veya bir takım ilaçlarla doktor kontrolünde tabi başta olmak üzere obeziteyle mücadele etmesini istiyoruz. Eğer bunlarla başarı elde edemez isek o zaman cerrahi tedaviyi kendilerine öneriyoruz. En az 6 aylık bir diyet, egzersiz programına tabi tutulmasını istiyoruz. Bunlarla başarı elde edemezse ancak kendilerine obezite cerrahisini öneriyoruz. Obezite cerrahisinde kriterlerimiz var. Bu kriterlerin tutması lazım. Hastanın boyuyla kilosu arasındaki yaptığımız hesaplamalar sonrası vücut kitle indeksi dediğimiz bir değer var. Bu değerin 35 üzerinde olması gerekmekte obezite cerrahisi yapabilmemiz için. Ve 35 ile 40 arasındaki değerlerde yandaş hastalıkların olmasını istiyoruz. Biraz önce saydığım yandaş hastalıklardan biri varsa bu ameliyatları yapabiliyoruz. Eğer 40'ın üzerinde bir vücut kitle indeksine sahip birey varsa buna direkt olarak obezite cerrahisi önerebiliyoruz. Obezite cerrahisinde uyguladığımız farklı yöntemler var. Bu yöntemleri kişinin beslenme alışkanlıklarına, kilosuna ve diğer hastalıklarına göre de seçebiliyoruz. Hastalarla birlikte bunu kararlaştırıyoruz. Bunlardan birincisi sindirim gastrektomi dediğimiz ve en çok dünyada da yapılan, Türkiye'de de en çok yapılan olan tüp mide ameliyatı. Bunun adı sindirim gastrektomi. Burada midenin yaklaşık %80'lik kısmı, 85'lik kısmı çıkarılıyor. İnce, küçük bir mide kalıyor. Yani midenin hacmini küçültüyoruz burada. Mide hacmini küçülterek çabucak doyulmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda midenin üst kısmında, fundus kısmında en fazla salgılanan grelin hormonunu da böyle çıkardığımızdan dolayı hastalarda iştah azalması, acıkma hissinde azalma gibi durumlarla yine hastaların zayıflamasına neden oluyoruz. Hem iştah azalması hem de az yemek zorunda kalmaları hastalarımızın zayıflamasına neden oluyor. Obezite cerrahisinde uyguladığımız ikinci yöntemler ise emilim bozucu ameliyatlar. Emilim bozucu ameliyatları genelde tek başlarına kullanmıyoruz, yapmıyoruz. Onları daha çok metabolik problemi fazla olan hastalarda tercih ediyoruz. Ama hem kısıtlayıcı etkisi olan hem de emilim bozucu ameliyatları biz genelde birlikte yapıyoruz. Bunlara da gastrik bypasslar dediğimiz ameliyatlar türlerini içine alıyor. Gastrik bypasslar iki çeşit genelde uygulanıyor. Bunlardan birisi Roux-en gastrik bypass, diğeri de mini gastrik bypass. Bunların ikisi de etkin yine zayıflama metotlarıdır. Bunlarda mide hacmi küçültülüyor ve bağırsakların bir kısmı bypass edilerek az yemek ve hem de emilim azaltarak zayıflamaya yardımcı oluyor. Bu iki ameliyatın aslında 5 yıllık uzun dönem sonuçları neredeyse birbiriyle aynı. Sadece metabolik problemleri olan hastalarda, reflüsü olan hastalarda, belirgin bir reflüsü olan hastalarda Roux-en gastrik bypass'ı tercih ediyoruz. Bu ameliyatlara başlamadan önce
ameliyata karar verdikten sonra hastalarımızı çok geniş bir incelemeye tabi tutuyoruz. İlk önce bu hastaların şişmanlığına neden olacak bir hastalığın olmaması lazım. Eğer bunları tespit edersek, mesela tiroid bezinin az çalışması ya da böbrek üstü bezinde bir hormon salgılayan adenom tespit edildiği takdirde ilk önce bunların tedavisini öneriyoruz. Çünkü bir şişmanlığa neden olan bir sebep varken şişmanlık ameliyatı yapmak çok doğru değil. Geniş bir tetkikten sonra hastalarımıza kardiyoloji, göğüs hastalıkları, endokrinoloji, psikiyatri değerlendirmesi yaptırıyoruz ve endoskopi ve ultrason sonrası hastalarımızı ameliyata alıyoruz. Ameliyatımız sleeve gastrektomide aslında çok kısa sürmekte. 25 dakikayla 45 dakika arasında süren bir ameliyat süresi var sleeve gastrektominin. Ama hastanın ameliyata hazırlığı, ameliyattan uyanması dolayısıyla yaklaşık 2 saatlik bir periyot alabiliyor tüm ameliyat süresi. Ameliyat öncesi hazırlıklarımızda özellikle hastaların en az sigara içiyorsa 2-3 hafta öncesinden kesinlikle sigaralarını bırakmalarını istiyoruz. Çünkü sigara biliyorsunuz sağlığımıza en zararlı alışkanlıklardan biri başında geliyor. Biz sigarayı bırakmalarını istiyoruz çünkü yara iyileşme sürecini çok ciddi etkilemekte sigara, akciğer probleminin gelişmesini sağlamakta. Ve ameliyattan sonra da en az 1 ay, 2 ay boyunca hiç sigara içmelerini istemiyoruz hastalarımız. Ameliyattan sonra 2 yıl boyunca, en az 1,5-2 yıl boyunca hamile kalınmasını istemiyoruz. Çünkü zayıflama periyodu boyunca vücutta bazı vitamin ve minerallerde eksikler söz konusu olabilir. Biz zaten bunları takip ediyoruz ama eğer bir de hamile kalınırsa bebeğin gelişmesine etki yapacağından dolayı hem anneye hem bebeğin gelişimine etki edeceğinden dolayı ilk 1,5 yıl ortalama gebelik istemiyoruz bu ameliyatlardan sonra. Ameliyatlardan sonra yine karşılaşacağımız sorunlardan birisi 3. ve 7. aylar arasında genelde en çok karşılaştığımız saç dökülmesi olayı. Saç dökülmesi 3. ve 7. aylar arasında genelde proteinden eksik kalınması durumunda ya da bazı çinko gibi çeşitli elementlerin eksikliğinde karşılaştığımız problemlerin birisi. Ama şu unutulmalı ki saçlar tamamen dökülmüyor, seyrekleşebiliyor. Saç dipleri, kökleri yerinde kaldığı için saçlar tekrar yerine gelmekte. Ama iyi bir beslenmeyle, iyi bir eksiklik tedavisiyle saç dökülmesinde önüne geçilebiliyor. Ameliyattan sonra yine karşılaştığımız problemin birisi de deri sarkmaları. Deri sarkmaları kişinin derisinin özelliğine göre değişebilmekte. Zaman zaman birçok hastamızda hiçbir sarkma olmazken birçok hastamızda da bazı sarkmalarla karşılaşabilmekteyiz. Bu deri sarkmaları kişinin cildinin yapısına göre değişebilmekte, kilosuna, başlangıç kilosuna göre değişebilmekte ve plastik cerrahi arkadaşlarımızla beraber bunu değerlendirerek ameliyattan yaklaşık 1-1,5 yıl sonra başlamak üzere çeşitli toparlayıcı ameliyatları da uygulayabilmekteyiz. Biz ameliyattan sonra hemen 4. saatte hastalarımızı mobilize ediyoruz, yürütüyoruz. Bunun da nedeni işte ayaklarda damarlarında pıhtı oluşmaması ve bunun da akciğere giderek emboli olmaması, nefes darlığına, çeşitli solunum problemine neden olmamasını sağlamak için erkenden mobilizasyon yapıyoruz. Emboliyi önlemek için biz ameliyatta özel pneumatik sistemler kullanıyoruz. Böylece hasta ameliyat masasında yatarken bile yürüyormuş gibi bir kendi ayaklarına basınç uygulayarak kanın göllenmesini engellemiş oluyoruz. Hastalarımızı ertesi gün kaçak test dediğimiz bir testimiz var. Bu testi yaptıktan sonra sıvı gıda alımına başlatıyoruz ve hastalarımızı bu ameliyat sonrası ikinci gün ya da üçüncü günde kendilerine bir diyet programı vererek taburcu ediyoruz. Hastalarımızı taburcu ettikten sonra da birinci ayında, ikinci ayında, üçüncü ayında, altıncı, dokuzuncu, on ikinci aylarda. Bir yıldan sonra da her altı ayda bir muhakkak kontrole çağırıyoruz ya da kontrole giremeyen hastalarımızı bazı tetkikler yapmasını istiyoruz. O tetkiklerle beraber var olan problemlerini sorgulayarak da takiplerini yapıyoruz. Ameliyattan sonraki ilk bir yıl içerisinde muhakkak vitamin ve mineral desteği veriyoruz hastalarımıza. Çünkü hastalarımızın kilosu yüksek iken
alacağı besin miktarı düşük olacağı için o aldığı besin miktarı içerisindeki vitamin ve mineral de o anki kilosuna yetmeyeceğinden dolayı biz dışarıdan takviye olarak biz vitamin ve mineral muhakkak öneriyoruz. Ta ki hastamız bir yıl sonra ideal kilosuna kavuşunca artık alacağı besin miktarı içerisindeki vitamin ve mineraller kendisine yeteceğinden dolayı bir yıldan sonra genelde vitamin ve mineral ihtiyacı olmamakta. Taburcu ettikten sonra hastalarımız evlerinde banyolarını hemen yapabilirler, yürüyüşlerine başlayabilirler. Yaklaşık 2 ay boyunca yürüyüş ve yüzme öneriyoruz. 2 aydan sonra ancak spor yapmalarını istiyoruz hastalarımıza. Ağır sporlardan ilk zamanlarda kaçınmalarını istiyoruz. Beslenirken de ilk aylarda proteinden zengin özellikle beslenmelerini istiyoruz. Buna örnek listeleri kendilerine veriyoruz ve buna göre zayıflarken proteinden kaybetmemesini istiyoruz. Buna göre de bir kendine diyet programı öneriyoruz. Tüp mide dediğimiz sliv gastrit ameliyatlarından sonra daha çok olduğu zannedilen ancak 5 yıllık sonuçları ile karşılaştırdığımız zaman yapılan çalışmalar göstermiş ki tüp mide ve Ruye gastrik bypass sonrası ve geri kilo alımları 5 yıllık sonuçlar tamamen aynı. Birbiriyle eşit bir şekilde geri kilo alımı olabilmekte. Ancak bu geri kilo alımları tabii ki kişinin beslenme alışkanlığını oluşturamamasına bağlı en başta nedeni. Bundan dolayı geri kilo alımları olabilmekte. Ama geri kilo alımlarının bir başka nedeni de tabii ki bazı cerrahi teknik kusurlara bağlı olabilir. Ama en önemli nedeni kişinin, ameliyat olan kişinin beslenme alışkanlığını değiştirememesi nedeniyledir. Tüp müde ameliyatlarından sonra yani sliv gastrektomiden sonra geri kilo alımları daha önceden 4 hastanın ya da 5 hastanın birinde görülebilmekte ama kesinlikle eski kilolarına bunlar yine de varamamaktaydı. Ama son 4-5 yıldan sonra biz geri kilo alımlarının olduğunu gördükten sonra mideyi hacmini daha da çok küçülterek yapıyoruz. Eskiden yaklaşık %70-75'ini alırken şimdi %80-85'ini almaktayız ve mide fundusunu tamamen çıkartmaktayız. Midenin çıkış kısmı olan antrum dediğimiz bölgeyi de iyice daraltmaktayız ki bu son 4-5 yılda sonra yaptıklarımızda geri kilo alımlarıyla neredeyse çok karşılaşmıyoruz. Karşılaştığımız zaman da bu artık teknik bir nedenden değil, sadece kişinin beslenme alışkanlığı oluşturamamasından dolayıdır. Önemli olan burada ameliyattan sonra kişinin sadece ben ameliyat oldum, artık kilo almayacağım, artık ne yersem yiyeyim, kilo almayacağım, zayıf kalacağım algısına düşmesidir. Biz sadece bir başlangıç olarak zayıflamasını sağlıyoruz. Ve bu arada zayıf kaldığı sürece yiyememesinden dolayı da beslenme alışkanlığını oluşturmasını bekliyoruz. Beslenme alışkanlığını eğer oluşturamaz ise geri kilo alımları bir şekilde olabilmektedir. Ama geri kilo alımları yine de eski kiloya ulaşmamasını sağlamamaktadır. Yani eski kiloya kavuşamamaktadırlar yine de. Eskiden 4-5 hastada bir geri kilo alımı görürken şimdi 10 hastada, 15 hastada birinde ancak geri kilo alımları olabilmektedir. Son yaptığımız midenin çıkarılması işleminden sonra. Obezite ve diyabet cerrahisinde ikinci uyguladığımız ameliyat da diyabet cerrahisi. Biz sadece tip 2 diyabet hastalarına bu cerrahi uygulamaktayız ama her hasta da bunun için uygun olmuyor. Bu ameliyatı yapabilmemiz için hastada insülin rezervinin olması lazım. Yani insülin salgılayan hücrelerin aktif çalışır durumda olması lazım. Ve biz ne yapıyoruz? Ameliyattan önce özel testlerle insülin salgılayan hücrelerin varlığını, aktifliğini gösteriyoruz. Bundan sonra ameliyatına karar veriyoruz. Ve yine kilosu biraz boyundan 10 kilo, 15 kilo fazla olanlarda yani 1.60 ise işte 75 kilo gibi ya da vücut kitle indeksine göre söyler isek vücut kitle indeksi 30 ve üzerinde olan hastalarda bu yaptığımız ameliyatlar çok daha başarılı olabilmekte. Şeker ameliyatı yani diyabet cerrahisi. Yani tip 2 diyabet olan
vücudunda insülin salgılayan hücreleri aktif olan hastalarda ve kilosu boyuna göre biraz fazla olan hastalarda bu ameliyatın başarısı oldukça yüksek.